Sayın seyirciler, tam 15 yıl önce suikaste kurban giden Profesör Necip Hablemitoğlu 1999'da FETÖ'yü deşifre etmişti. Hablemitoğlu Türkiye'nin yüz yüze olduğu en tehlikeli tehdit odağıdır demişti FETÖ için. İşte 15 yıllık sır perdesi, o cinayetin arkasında FETÖ mü vardı soruları bugün yine gündemde. Bu yapılanma, bu hiyerarşik yapıya baktığınızda resmen bunun din devleti amacına yönelik bir yapılanma olduğunu görüyorsunuz. O sözleri dile getirdiğinde tarih 1999'du. Profesör Necip Hablemitoğlu evinin önünde faili meçhul bir cinayete kurban gitti. Tam 15 yıl önce. Türkiye'de rejimi, sistemi değiştirmek istiyor. Hablemitoğlu FETÖ'yü deşifre eden isimlerden biriydi. Suikastinin ardındaki sır perdesi yıllarca aralanamadı. Ama FETÖ ilişkili isimlerin varlığı tetiği çekenlerin arkasında FETÖ'nün olup olmadığını sorgulattı. Yurt dışındaki okullarıyla, yurt içindeki okullarıyla, dershaneleriyle, holdingleriyle akıl almaz bir oluşum bu yapılanma. Hablemitoğlu ölmeden önce yayına hazırladığı Köstebek kitabında FETÖ'nün yapılanmasını deşifre ederek kurumlara olan sızmalarından, örgüt ritüellerinden bahsetmişti. Yaptıkları tüm eylemleri ve işlemleri bu illegalite arkasında gerçekleştiriyorlar. Hablemitoğlu suikasti soruşturmasında uzun yıllar bir arpa boyu yol kat edilemedi. En önemli deliller kayboldu. Dosya 13 yıl sonra yeniden açıldı. O gün Ankara Emniyetinde görevli olan, soruşturmayı perdeleyen isimlerden bazıları bugün FETÖ'den tutuklu. Dünya imamı mesabesine kendisini koyan bir kişinin altında kıta imamı, sonra ülke imamı var. FETÖ'yü deşifre etmesinin üzerinden 18 yıl geçti ve ortaya çıkan iddialar, suikastin üzerindeki sır perdesi aralanacak mı, aralanmayacak mı sorusunu gündeme taşıdı.